İşte yüzsüzlüğüm bu kadarı fazla. Sevgili Murat dedi ki abi sen saat 11 gibi gel dedi. Demek ki kahvaltıyı bensiz yapacaklardı. Normalde açılışı farklı şekilde düşünmüştüm. Zaten hiçbir dediğim benim düşündüklerim olmuyor. Geldim ki mükemmel bir kahvaltı. Yani ekmeğin arası bayağı zengin. Kavurma da var içinde. Adam zengin. Programı açmadan ilk açılışı böyle düşündüm. Çünkü iki tane kıymetli kardeşim burada misafir. Öncelikli olarak sizi bir tanımak istedim. Ben Muhammed Atlas. Promosyon sektöründe aktif olarak çalışmaktayız. Murat Usta'ya referansla geldik. Arkadaş da geldi referans aynı şekilde. Memnunuz. Gayet güzel bir ortam. Aile ortamı. Nereliyiz? Ben Malatyalıyım. Aslında normalde Samsun'la Malatya aynı. Yani Samsunluyum da diyebiliyorsun galiba. Samsunlu olurum ya. Sıkıntı yok. Olur. Bekarım, taleplerimi bekliyorum. Beni de öyle güzel keklediler ki Samsunlu deyince dedim Samsunlu'yu andırıyor. Samsunlu'ya benziyorsun dedim. Sağ ol ya, teşekkür ederim. Seni de tanıyorum. İkinci hatunu mu Samsun'la alacak abi? Daha evlenmedi, o bekar. Ben Sivaslı aldım ama hiç Sivaslı'ya benzemiyorum. Ben Diyarbakır, Urfa, Mardin o taraflara benziyorum. Seni de tanıyalım abi. Ben Muhammed Taş'tan Duru Çanta firmasında çalışıyorum. Biz de iki tane aracımızı getirdik. Murat Usta'ya referansla geldik. Kendi sektörümüzdeki değerli dostumuz HES Bayrak'tan Emre Bey verdi referansı. Geldik, kahvaltımızı ediyoruz, çayımızı içtik. Birazdan da ödemeden kaçacağız. Yani zaten biraz espriyle geldim. Dedi ki abi bir dur, ne yapıyorsun, hesap ödeyeceğiz dedi. Hesaptan sonra yani takılırsın. Murat'ım, program açacağız ama bu hani benim yeni oluşturduğum, yeni düşündüğüm bir program konsepti. Yani iş dünyası. İş dünyasıyla alakalı gelmişim ama sıra dışı biliyorsun. Ben de normal senin piknik programlarında da böyle sıra dışı olurdu. Hatta Trabzon Dernekler Federasyonu eski genel sekreteri İbrahim Akın, hele çocuktu şu mikrofonu derim. Ve her gördüğünde der ki, Ahmet abi söyleyeceğin kelimeyi biliyorum, hele çocuktu şu mikrofonu. Benim söyleyeceğimi biliyor musun peki? Abi öncelikle hoş geldin. Misafirlerimle beraber onlar da hoş geldiler. Sağ olsunlar, benden önce geldiler dükkana. Benden önce bekliyorlardı. Tabii ki biz Ahmet abiyle dernekçilikle tanıştık ama sadece dernekçilikle iş olmuyor. Dernekleri yapan, maddi finansman kaynağını sağlayan tabii ki iş yerleri, esnaflarımız bizim. Bugün de bir farklı bir konseptle yaptığımız işi çekeceğiz beraber seninle inşallah. Biz de buralarda çalışıp ondan sonra derneklerde trip programların, piknik programları, iftar programların, yardım programlarının gerçek sermayeleri buralardan çıkıyor. Tabii benim gibi Samsun Ladik'te olup da, Samsun özellikle Salurlu olup da birçok esnafımız var. Bugün de beraber çekim yapacağız inşallah. Ekmeğimizi nasıl kazandığımızla ilgili. Tabii Samsun'da olmak bir ayrıcalık olduğu kadar 750 kilometre uzaklıkta gelip ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz burada. Aile şirketi gibiyiz. Hep kendi kuzenlerimizle beraber çalışıyoruz. Murat'cığım özür dilerim. Sesimi duymayacak ama sen 750 kilometreden geldin. Samsun benim geldiğimde 870 kilometre. İşte o yüzden yaşlı olduğun için olabilir. Artık biz genç olduğumuz için yolları yakınlaştırdık. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Tekrardan hoş geldin. Efendim biz normal konseptimize dönüyoruz. Haydi bismillah, biz başlıyoruz.